Beylikdüzü komutanı, Loja Medya izleyicileri, şu an Beylikdüzü'müzün gerçekten işçen, cana yakın, renkli bir siması var. Bir ablamız var, Hacer Hanım, doğru mu? Doğru. Evet, Hacer Hanım şimdi bir görüş bildirecek, bir şey soracağım ben kendisine. Bu tür Ramazan etkinliklerini nasıl karşılıyorsunuz, nasıl buluyorsunuz? Ben tutayım, siz hiç yorumlayın. Peki efendim, çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Biraz önce de masada bunu konuştuk, tartıştım. Çok şey ziyan oluyor. Bu kadar aç garip varken, Allah razı olsun yapanlardan, davet edenlerden. Fakat benim gece namazlarım vardır yavrum. Allah kabul etsin. Ben kalktığım zaman kendime dua etmeye utanıyorum. Evet. Nerede? Allah'ım diyorum, evlatlarımı bağışla. En sonunu da diyorum utanarak. Çünkü o kadar aç var ki, dünyada o kadar aç var ki, bunlar bu dökülen yemekler, artıklar, şeyler, bunları ne yapıp da diyorum bunları çevirsek de bunlara yani ulaştırsak. Şöyle toparlayabilir miyiz? Yani bir yandan birlik beraberliği sağlıyor ama israf çok kötü, israf yani, yapılmaması bana lazım. Ben o yönünü düşündüm. Peki bir şey tabii daha soracağım. Tabii ki Allah razı olsun. Bir şey daha soracağım. Siyaset malum siyaset devam ediyor. Siz herhangi bir siyaset yapmayı düşünüyor musunuz? Yani politikaya gelin deseler size A partisi B partisi böyle bir davete icabet eder misiniz? Evet. Artık yaşlandım ben. Siyasetin yaşı yoktur. Kesinlikle. Yani onu kendinizde görebiliyor musunuz? Sağ olun. Çok enerjiksiniz. Yok, hiç düşünmem. Ama takip ediyorum. Çalışanları görüyorum. Allah için çalışıyorlar. Takdir ediyorum. Ama kendime sıra gelende artık ben yaşlandım diyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Zahmet verdik. Estağfurullah. Sağ olun. Çok da kibar konuşuyorsun yani. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Karşımızdakiler kibar çiçek öptüm olunca. Öptüm hepinizi.